Yani daha ne yapalım? Daha ne yapayım ben size Allah aşkına? Karadeniz'in en büyük sanatçılarını alıyorum, ekranlarınıza getiriyorum. Şimdi göremiyorsunuz. Birçok noktada efendim kendilerini dinleyemiyorsunuz. Ya da görüşmek istediğiniz zaman görüşemiyorsunuz ama evde kal, sağlıklı kal programı sevgili izleyiciler sanatçılarımızı, o değerli sanatçılarımızı alıyor, huzurlarınıza getiriyor. Mesela yine Karadeniz'in çok değerli bir sanatçısı Zeki Uçkan şu an görüntümüzün diğer ucunda ve bizlerle. Öncelikle bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Zeki Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Abi nasılsın, iyi misin? Allah'a şükürler olsun, evde kalıyoruz. Hayata devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Dün Mavi Karadeniz izleyicilerine ve size tekrardan iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Seyircilerimizi de selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da mısın abi? İstanbul'dayım. Biz savaşta, barışta, iyi günde, kötü günde bulunduğumuz memleketi terk etmiyoruz. Güzel. Ya sanatçı olunca da vallahi konuşması da ayrı bir zevkli oluyor. Yani karşımda böyle güzel cümleler kuran bir adam olunca da haliyle ayrı bir keyif veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. O sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abi ne yaptın sen de hayranlarınla bir ayrı kaldın, uzak kaldın. Bu pandemi sürecini nasıl atlatabildin? Canın sıkıldı mı evde mesela? Sanatçılar öyledir sevgili izleyiciler. Yani sanatçı yerinde durmaz. Enerjisi muhteşemdir. Ama şimdi bir odaya tıktığınız zaman da öyle değil mi abi? Yani nihayetinde canı sıkılır. Sen neler yapıyorsun abi? Ya şimdi tabii dediğiniz çok doğru. Ama maalesef dünyamızın başına böyle bir hal geldi. Bu sebepten dolayı da kurallara da uymak zorundayız. Biz de her vatandaş gibi zorluklar çektik. Evde sıkıldık, sokakları özledik. Müziği özledik, hayatı özledik, dostlarımızı, kardeşlerimizi, sevenlerimizi, sevdiklerimizi. Ama bir şekilde böyle devam etmeliydi ve böyle iyi bir süreç geçirdiğimiz için de dünya ülkelerine baktığımız zaman en kayıpsız ve en başarılı bir şekilde de biz inşallah bu olaydan çıkacağız ve daha güzel günler bizi bekleyecek diye düşünüyorum. Yani herkesin yaptığı gibi mecbur evde kaldık. Yapacak bir şeyimiz de yoktu yani. Bu konser veriyorlar sanatçılar genelde. Çok da güzel oluyor aslında. Yani bu dönemde özellikle hani nihayetinde sizi seven insan gerçekten çok fazla. Sesiniz var, bir duruşunuz var. Eserler icra ediyorsunuz. Yeni şeyler ortaya çıkarıyorsunuz. Haliyle insanlar da sizi çok seviyorlar. Sen abi bu dönemde hayranlarınla buluşma noktası oluşturabildin mi? Sosyal medyada olsun, başka bir şekilde ya da mesajlar geliyor mu mesela hayranlarından? Tabii ki yani sevdiklerimizden özlem dolu mesajlar geliyor. Bir an önce bütün bu olayların bitip de normal halimize dönüp tekrar şarkılarımızı, türkülerimizi beraber eğlenelim, söyleyelim, horonlar oynayalım istekleri geliyor. Biz de arada bir yani bu canlı yayınlarla onlara ulaşmaya çalıştık. Ramazan boyunca da birkaç programım oldu öyle. Ama dediğim gibi ne kadar ne olsa da o birebir o atmosferi beraber yaşamakla aynı olmuyor. İnşallah kısa bir zaman içerisinde her şey güzel olur ve biz de sevenlerimizle böyle yüz yüze, göz göze, kucak kucağa uyuruz diye düşünüyorum. Evet. Bu süreç aslında çok konuşulacak bir şeyler var aslında da bilmiyorum burada zamanımız var mı? Var var zamanımız var. Bu süreci nasıl geçirdiğimiz değil de bundan sonra bu süreçte biz hangi dersleri aldığımız konusunda bizim düşünmemiz gerekiyor. İnsanların olmadığı bir sokakların, ülkenin, caddelerin, hayatın ne kadar anlamsız olduğunu, nefes almanın ne kadar güzel olduğunu, özgür olmanın ne kadar güzel olduğunu anlattı bize bu pandemi döneminde. Biz bunu anladık, sevdiklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu. En önemlisi de insanlar olmadan asla yaşanılmaz olduğunu. Hele bizim için, hele bizim toplum için abi. Şimdi tamam Karadeniz, evet öyle ama yani Türkiye'nin genelinde de öyle bir şey var. Ya biz sarılmadan yaşayamayan insanlarız yani. Şimdi sen kesinlikle mesela sahneye çıkıyorsun. Ben Avrupa'ya da gittim. Oradaki sanat benim çok enteresan yani çok garibime gitti şu. Şimdi Avrupa'da sanatçılar dokunulmazdır. Onlar ulaşılmazdır.
İnsanlarla çok fazla iletişime girmezler. Bakın, bakmayın siz şimdi sosyal medyadan öyle insanlarla iletişim yaşıyorlarmış gibi görünüyorlar ama öyle adamlar değiller. Ama bizde öyle değil. Bizde sanatçı kendisini izlemeye gelen, yani bir yerde sahneye çıkıyorsa bile konuşmak istediğinde yanına gidip konuşan insanlar. Bunun da gerçekten hasretini çektik değil mi abi ya? Tabii çok güzel söyledin. Yani biz diğer ülkelere göre farklı bir milletiz. Farklı duygulara sahibiz. Duygusal milletiz. Büyüklerimize önem veririz. İnsanlara önem veririz. Bunu bütün dünyada biz bunu bir kez daha göstermiş olduk. Bizim ülkemizin bu yaşlılarımıza ve bahsettiğin şeylere ne kadar kıymet verdiğini, sarılmadan, koklaşmadan o sevgiyi gösteremediğimizi. Yani duygusallıktan kaynaklanıyor. Bazen üzüldüğüm şeyler de yok değil tabii. Yani bazen gereksiz sokağa çıkan insanları da görüyoruz. Keşke herkes bu duyarlılıkta davranabilse ama bazen oluyor böyle şeylerde ama geneline baktığımız zaman her şey çok iyi niyetli ve çok güzel idare edildiğini düşünüyorum. Ufak tefek eksikleri tabii ki olacak. Çünkü bilmediğimiz bir şeydi. Hiç başımıza gelmeyen bir olaydı. Bir de şunu söyleyeceğim. Ya insanları çok gözümüzde büyütüyorduk, ediyorduk ama çok da gözümüzde büyütecek kadar da büyük olmadığını da bir yerde görmüş olduk. Onun için mütevazilik ve öyle böbürlenme işte ne bileyim yani kısaca fazla da konuyu dağıtmak istemiyorum. Bütün gezegenleri keşfedeceğimize, yok işte Mars'a gidip de orada hayat var mı yok mu bakacağımıza bence dünyamızın güzelliklerini koruyup da dünyamızı korumalıyız. İlk önce bizim vazifemiz bu olmasın. Ya sen ne güzel bir adamsın. Ne de güzel konuştun gerçekten Zeki Uçkan. Harika bir tarif oldu gerçekten. Yani ben buna anlam veremiyorum gerçekten. Yani o kadar güzel dünyamız var ki bunu yaşatalım. Doğayı temiz tutalım. Hayvanlarla yaşamayı öğrenelim. Bütün canlıların kıymetli olduğunu bilelim ve dünyada hiçbir şeyin gereksiz olmadığını bilmemiz lazım ve öyle yaşamamız lazım. Yani kısaca dünyamızın kıymetini bilmemiz lazım ve ona göre davranmamız lazım. İnşallah bundan sonra insanlar bir ders alır da hayatlarının bundan sonraki bölümünde geçmişten kaldığı gibi değil de bundan sonra daha güzel bir şekilde yaşarlar ve öyle bu geçen 3-4 ay zaman içerisinde de boşuna evde oturduk demeyeceğimiz bir süreç olur. İnşallah. Peki. Allah nazarlardan saklasın. Bu ne güzel kelimeler. Şimdi nazar deyince aklına ne geliyor abi? Nazar. Nazar deyince ağlar diye Ardeşen Pazar geliyor. Şimdi çok istiyorlar. Bize nazarı söyler misin? Sonra da yine bir iki soru sorayım. Başka bir şarkı daha isteyeceğim. Sen kendi istediğini söyle ama şimdi eyvallah. İzleyicilerimiz için nazarı rica edeceğim. Çünkü istek var. Vallahi ilk kez böyle biraz da heyecanlıyım tabii. Uzun zaman oldu. Şarkı söylemedik. Ekranların karşısında olmadık. O bizi heyecanlandırıyor. Nazar şarkımızı 4-5 ay önce çıkarmıştık. Daha belki de daha fazla oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgi gösterdiler. Biz nazarı onlara emanet ettik. Onlar da emanetlerini çok güzel korudular, kolladılar, yükselttiler. Onun için herkese çok teşekkür ediyorum. Söylemeye çalışacağım. Hatam olursa affola diyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. İkimizin sevdasını hep yüreğimde sakladım. Sana çarpmayan bu kalbe sevdalığı yasakladım. İkimizin sevdasını hep yüreğimde sakladım. Sana çarpmayan bu kalbe sevdalığı yasakladım. Sevdamıza değdi nazar, bak tüketti azar azar. Bilsaydı çektüklerimi, ağlardı Ardeşen Pazar. Oy. Sevdamıza değdi nazar, bak tüketti azar azar. Bilsaydı çektüklerimi, ağlardı Ardeşen Pazar. Evet. Bu kadar. Harika. Bu kadar. Ağzına sağlık. Alkışlıyoruz. Ya bu gerçekten. Kalem nedir arkadaş? Kalemi aldım ben.
o kemençenin tınlamaları, müzik işte şey olmayınca böyle çok şey olmuyor ama. Gayet de güzel oldu. Yani doğal uzun, olan doğal olan her şey güzeldir abi. Gayet güzel oldu. Vallahi bayağı heyecanlandım. Bir de dediğim gibi biz duygusal insanlarız. Uzun zaman hasret kaldık. Böyle birden şey olunca çok değişik şeyler hissediyor insan. Müzik olmadan olmuyor. Müzik gerçekten şu zamanda en zor durumda olan şey de şu anda meslekte, işte şu an müzik olduğu için bütün müzisyen kardeşlerime buradan biraz daha sabretmelerini istiyorum. İnşallah bir araya kavuşacağız, bir araya geleceğiz her şeyden İnşallah önce. Bu etkiledi değil mi? Dönem sanatçıları gerçekten çok etkiledi. Yani şimdi ben her programda konuşuyorum. Her sanatçı aldığımızda belki kendimi tekrar ediyorum. Özür diliyorum izleyicilerimizden ama şimdi ya sanatçılar, yani sanatçıların yaptığı iş bu. Sanat, sanatı üretmek. Ama bu tür durumlarda yani herhangi bir şey, Türkiye'de en ufak bir şey olduğunda sanatçılar ilk olarak yasaklanıyor. Siz durun, bir şey söylemeyin, bu dönemi bekleyin şeklinde. Müzisyenler bu noktada çok etkilendi değil mi abi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Müzik sadece bu olayda değil yani. Genelde ülkemiz öncesinde de çok kötü günler yaşadı. Depremler oldu, şehitlerimiz oldu. Bütün bunlardan müzik hep etkilendi. Ya keşke olmasaydı diyoruz. Yani sonuçta biz de üzülüyoruz, çok etkileniyoruz. Yani keyif alamıyoruz, şarkı söylüyoruz. Bu meslek olarak yapıyoruz ama bir şeyi de keyif alarak yapmak var. Yani mutlu olarak, gülerek, gerçekten gülerek ama. Rol yaparak veya orada sahneyi bir şekilde bitirelim diyerek değil de hep o süreci yaşadı zaten müzisyenler ve sanatçılar. Ondan sonra böyle bir süreçte kesinlikle bütün herkes etkilendi. Çalışanlarımız, özellikle sağlık çalışanları, polislerimiz, sokaklarda çıkıp da çalışması gereken insanlar oldu. Biz bir nevi evimizde kaldık ettik ama yani dönüp her şeyi en son müzik en çok müzik etkileniyor. Bu süreçte de müzik etkilendi ve daha da etkileneceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum artık yani, Allah hepimize kolaylık versin demekten abi başka hiçbir şey diyemiyorum. Hani bakkallar açılacak, manavlar açılacak, kasap açılacak, AVM'ler, diğer işleri açılacak da kafeler de açılacak ama müzikli yerler daha sonra olacağını düşünüyorum ben. Evet, biraz daha bekleyecek herhalde. Ya biz Kültür Bakanlığımıza buradan bir kez daha rica ediyoruz. Bunu her programında ben dile getirmeye çalışıyorum. Kültür Bakanlığı'nın da bu noktada gerçekten bir çalışma yapmasını hasretle ve özlemle bekliyoruz. Bir eser daha alalım Zeki abi senden. Senin seçtiğin bir eser olsun. Hangisini istiyorsan onu hayranlarına armağan et lütfen. Vallahi gerçekten programınız çok güzel. Zaten takip ediyorum. Benim Karadeniz kanalları, Mavi Karadeniz olsun, diğer kanallarımız olsun, favori yaptığım birinci sıralardadır hep. Çünkü memleketi özlüyoruz. Hele bu süreçte çok ihtiyacımız oldu buna. Sizler de çok zor bir işler başardınız. Çünkü bu süreç gerçekten hepimizi eve kapattı ama zorunlu dışarı çıkması gerekenler oldu. Onlara ve bundan sonraki süreçte de yayınınızda da bütün herkese başarılar diliyorum. Çok iyi ki varsınız, iyi ki vardınız diyorum. Bir şarkı da nasıl bir şarkı söyleyeyim? Hareketli mi olsun mesela? Böyle hareketli bir şey gelsin mesela. Abi gönlünden ne geçiyorsa hayranlarına sen armağan edeceksin. Şimdi az önce hayranların senden bir şey istedi. Onu söyledin, ağzına yüreğine sağlık. Şimdi de sen hayranlarına bir şey söyle. Hangisi geliyorsa gönlünden. O zaman şöyle yapalım, böyle anonim bir şarkıyla devam edelim. Çok tamam. Güzel bir şarkı, çok severim de. Lazca, Türkçe karışık bir şarkı. Bunu iki kıta yapmaya çalışacağım. Tamam. Çok değerli sanatçılarımla seslendirdi bunu. Bütün bizi dinleyenlere armağan olsun. Lazca'dır, sonra Türkçe'ye dönüyor. Tamam. Avlaska ni cüneli çeprime gipinare. Avlaska ni cüneli çeprime gipinare. Sigol vali uyohi ma eke gipinare. Sigol vali uyohi ma eke gipinare. Emine naygulur oynaş bir doço iskanli. Emine naygulur oynaş bir doço iskanli. Am derinan aşk var him kule boy iskanli.
An derin an aşkları bim kule boyiskanlı. Çıkma sevdum çıkma portakal ağacına. Çıkma sevdum çıkma portakal ağacına. Düşer da eleceksin dayanam amacına. Düşer da eleceksin dayanam amacına. Evet. Selam olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Harikaydı. Gerçekten iyi ki varsın ve gerçekten iyi ki bugün bizim programımıza katıldın sevgili Zeki Buçkan. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu oldum. Vallahi çok heyecanlandım. İnanın ki sanki hayatım boyunca ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Böyle bir görüntüye çıkıyorum. Kameraların karşısına çıkıyorum. Bir de televizyona böyle bu şekilde ilk canlı yayın bağlantım oldu. Bu da Mavi Karadeniz sayesinde oldu. Böyle de bir anımız kalmış oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok çok teşekkürler. Sağlıklı günler, iyi akşamlar diliyoruz sevgili. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Çok teşekkürler. Söyleyeyim. Saygılar, çok teşekkürler.